Merhaba arkadaşlar, isim Anıl Erduran. Bu videomuzda PowerShell komutlarının temel özelliklerini incelemeye devam edeceğiz. Hemen şöyle yana bir tane konsolumuzu açalım. Adım adım gidelim. PowerShell öncelikle bir hata kontrol mekanizmasına sahiptir. Eğer siz var olmayan bir komut girerseniz, örneğin get-anil dediğimde ben, böyle bir komutun olmadığını, böyle bir fonksiyonun olmadığını, script dosyasının olmadığını, böyle bir programın olmadığını, bunların detaylarını birazdan vereceğiz sıralamasını, olmadığını size iletecektir. Yani PowerShell kendi içerisinde tanımlı olmayan komutlar olduğunda veya komut içerisinde bir hatayla karşılaştığında size otomatik olarak hata mesajını döndürür. Bu aynı şekilde illa komutta sintaks hatasına gerek yok. Örneğin get servis deyip olmayan bir servis verdiğimde de gene bir hata mesajıyla get servisin hata çıktısı olarak böyle bir servis bulunamadığını size iletir. Eskiden hatırladığınız gibi cls komutu ile var olan ekranı temizleyebilirsiniz. PowerShell'in en güçlü olduğu yanlardan bir tanesi tab komutunu kullanarak, tab tuşunu kullanarak aslında tüm komutlarınızı, parametrelerinizi tamamlayabilirsiniz. Örneğin get- deyip taba bastığınızda alfabetik olarak get ile başlayan tüm komutları size listeler. Herhangi bir komutu kullanıp tireye basıp parametresini bulmak istediğinizde de gene taba basarak tüm parametreleri ne yapabilirsiniz? Tamamlayabilirsiniz. Bu özellikle script yazımını da çok hızlandırır. Ben örneğin hiçbir zaman uzun bir script'i baştan yazmıyorum. Get servis deyip parametreye c deyip hemen computer name'imi tab'la tamamlayarak devam edebiliyorum. PowerShell konsolu içerisinde satır mantığı var. Default konsolda. Bunu Integrated Scripting Environment'da aşabiliyorsunuz. Ama burada birden fazla satırla komut yazacaksanız ne yapabilirsiniz? Şu iki sağa bakan ok komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin ben get service şöyle yapalım. Örneğin mesela ben PowerShell bildiğiniz gibi toplama işlemi yapabilir. 2 artı 5 dediğimde PowerShell bunu 7 olarak verebiliyor. Bu bir komut aslında. Peki bunu yarıda bıraksaydım ne olurdu? 2 artı deyip Enter'a basarsam bakın şu şekilde bir ok çıktı. Yani bu yukarıdaki script'i devam ettiriyor manasında. Buraya 5 yazıp Enter'a basarsam cevap gelmez. Tek Enter'a basarsanız aynı şekilde devam eder komut. 2 kere Enter'a bastığınız anda otomatikman toplama işleminiz gerçekleşir. Tamam. Bu aynı şekilde komutlar için de böyle. Bir komutu yazıp örneğin if ile başladınız. Enter'a başladınız. Bastınız. Buradan komutlarınızı yazdıktan sonra ancak iki kere Enter'a basarsanız tabii şey bitirmeniz gerekiyor. İki kere Enter'a bastığım anda tüm satırı tek bir satırmış gibi aslında birden fazla satır tek bir satırmış gibi çalıştırıyordur. Yani tek Enter'la alt satıra devam edip komutunuzu yazmaya devam edebilirsiniz. Çift Enter'a basarak da komutu sonlandırabilirsiniz. Ekranı temizleyelim. Devam edelim. Evet, yukarı ok aşağı okla gene yazdığınız komutlar arasında gezinebilme şansınız var. Kopyalama oldukça basit. Örneğin ben get service deyip name'e de vds dediğimde sadece şurayı seçip Enter'a basmam yeterli. Sağ klik kopya dememe gerek yok. Otomatik olarak kopyalanacaktır. Herhangi bir yerde de sağ tıkladığım anda mouse ile kopyaladığım teksti ekrana yapıştırabilirsiniz. Eğer uzun bir scriptiniz varsa çalışırken ctrl c yaparsanız script durur. Örneğin dır'ı başlatacağız. Listelemeye başladığı anda hemen ctrl c ile durduracağız. Bakın bastım ve script olduğu yerde durdu. Ctrl S ile ise paging yapabilirsiniz. Bakın şu an durdurdum. Basarak devam ediyorum. Bir daha Ctrl S yaptım. Pause attım. Bir daha devam ediyorum. Gibi gibi. Ve aynı şekilde bildiğiniz gibi default'ta alışık olduğumuz komutlar örneğin cd, dir, ls listeleme gibi aslında. Komutlar burada da destekleniyor PowerShell'de de. Aynı zamanda network yönettiğiniz komutlar da kullanılabilir. Örneğin ben ipconf'i PowerShell'de yazarsam direkt tanır. Veya ping'i
direkt yazarsam tanır. Traceört'ü direkt tanır gibi gibi. Var olan default komutlarınızı da PowerShell içerisinde kullanabilirsiniz.